Berat'cığım, buyur canım. Berin'cim böyle ver. Teşekkürler. Geç. Efendim sen de geç, ver. Masa başını kaptırdım diye üzülme. Nasıl olsa hepimiz aynı yemeği yiyeceğiz canım. Başlayabiliriz Sayma. Masadaki iki bayan misafirin tek ortak noktaları var sen. Biri kendini sana kanıtlamaya çalışıyor, diğerini sen kanıtlamaya çalışıyorsun. Öncelikle kendine. Beğendiğine çok sevindim Nesrin. Galeride görünce dedim ki Nesrin buna bayılacak. Çok teşekkür ederim. Yerine de çok yakıştı. Evet. Hep gezer misin galerileri? Konserlerdi, turnelerdi çok fırsatım olmuyor. Ama fırsat buldukça geziyorum. Olsun sen. Sen o birisin. Ha? Hasret. Günaydın. Kadın gözünün önünde jeton yeni düştü. Peki. Kim göndermiş? Ne yazıyor? Hasret. Kole koyar mısın peki? Dur tahmin edeyim. Nusret göndermiş değil mi? Beyaz zambaklar. Artık bu adamın kendini yenilemesi lazım. Bütün kadınlar aynı çiçeği gönderiyor. Bir gün bu çiçekleri ona yedireceğim. Her kadının çiçeği farklıdır. Ona yakışanı bulmak lazım. Bir gün çiçek satarken... Aslında başka bir konudan da söz edebiliriz değil mi? Müzik? Müzik. Tamam, ben hallediyorum. Levent! Kes şunu! Duruyordu orada öyleyse. Ben onu yukarıda dinledim, beğendim, ondan getirdim. Sen ne haddini bilmez şeysin. Ben böyle bir şey için sana izin verdim mi? Müsaadenizle. Allah aşkına doğruyu söyle. Murat Bey'in bestesi değil mi? Kimseye verdi mi? Ne bileyim ben Bezim. Murat'ın bestesi. Ben ne karışırım? Hı? Levent. İzninizle. Özür dilerim Nesrin. Böyle güzel bir beste duyunca dayanamıyorum. Mesleki bir hastalık. Asıl ben özür dilerim bu tatsızlık için. Murat'ın prensipleri asla vazgeçiremezsiniz. Kime çekmiş acaba? Niçin? CD için.
Aslında çekilecek dert değil seninki. Yani ne bileyim, böyle Murat gibi bir adamla uğraşmak. Senin yerinde olsam var ya, bir dakika durmam burada. Yok, kaçmam ben. Sonra kaçtı der arkamdan o. O Murat'sa ben de asretim, tamam mı? Hem öyle boş yere varmak neymiş, ben göstereceğim ona. Dangalak. Maşallah, sen de lafını esirgemiyorsun yani. Bakıyorum terbiyen müsaade etmeye başladı. Az bile dedim. Ama böyle arkasından demeyeceğim, ha. Gideceğim yüzüne yüzüne çarpacağım ben bütün lafları onun. Bir ağlamam geçsin de onu bekliyorum. Aslında bilmen gereken bir şey var. Yani karşısına çıkacaksan bilsen iyi olur. Neymiş? O CD'deki beste. Murat onu eski bir kız arkadaşı için yapmıştı. Şimdi orada öyle birden duyunca. Murat Hoca'nın bestesi mi o? Hı hı. Kız kim? Güzel mi? Yani. Neden ayrılmışlar peki? E söylesene be. Ne bileyim işte, ayrıldılar. Ne zaman? Yeni mi? Yok, 2 yıl falan oluyor. Demek adam 2 yıldır aşk acısı çekiyor. Şimdi anladım. Ondan böyle domuz gibi bu. Önümüzdeki ay Amsterdam'da düzenlenen geniş çaplı bir konser için bir sanatçı tavsiye etmemi istiyorlar. Aslında aklımda biri var. Ama bunu sonra konuşacağız. Kafanın içinde yemekte neden hıyar gibi davrandım düşüncesinin olmadığı bir zaman. Yakın arkadaşlar doğruyu söylemek içindir. Hasret'e yemekteki durumu açıklamam mı lazım sence? Ben açıkladım, merak etme. Selin'den bahsetmedim. Murat'ın eski bir sevgilisi için yaptığı bir parça dedim. Allah'tan biraz yumuşadı. İyi bari. Yoksa var ya, seni öldürme düşüncesindeydi. Buyurun. Levent Bey, Beril Hanım kendisini geçirmeye gelip gelmeyeceğinizi soruyorlar. Bankaya para yatırmamışsın. Aa, öyle mi olmuş? Ne kadar masraf ettiğini bilmeden ne yatıracaktım? Önce bunları bilmem lazım. Hiç çıkma Levent'ciğim, vazgeçtim. Ama yarın da toplantı istiyorum. Eğer konu besteyse ben sana... Toplantıda konuşuruz. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne geceydi ama. Hatırlatma, boş ver. Sen bu kıza ne yapıyorsun? Şu anda sırtından soğuk terler indiğini hissedebiliyorum. Eyvah, ayvayı yedim, gitti fıstık gibi arabam dediğini de duyabiliyorum. Gerçek arkadaşlar doğruyu söylemek içindir. Ben gidiyorum. Kaçıyor musun? Kim? Daha gece yeni başlıyor.